Evet 9 tane soru çözeceğiz. Birinci soruyu atladım. O biraz çok uzundu arkadaşlar. Zaten basit bir soruydu. Bakalım hemen sorularımıza. Aşağıdakilerden hangisi Karayollar Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? A. Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak. B. Duran ve akan trafiği düzenlemek, yönetmek. C. Sürücü adaylarının teorik uygulamalı sınavlarını yapmak. Başarılı olanlara sertifikalarını vermek. D. Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak, kontrol etmek. Bu sorumuzun cevabı D seçeneği. Sorunun üzerinde zaten cevabımız var. Karayolu bakın. Soruda karayolu geçiyor. Şıkta da karayolu var. Trafik eğitim partilerini yapmak, belediyelerin duran trafiği düzenlemek B seçeneği ee, emniyetin görevi arkadaşlar. Teorik sınavı yapmak da milli eğitimi biliyorsunuz. Geçtik. Yukarıda verilenlerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Basit bir soruymuş bu da. Cevabımız D seçeneği 1, 2, 3. Kışa girmeden önce akü kontrolü yapıyoruz. Lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Akü kontrolünde biliyorsunuz akünün içerisinde elektrolit var. Saf suyu asitten oluşuyor bu elektrolit. Onun seviyesini sorarlar bazen. Plakaların üzerinde olması gerekiyor. Ne kadar üzerinde? 1 santim üzerinde. Lastik kontrolünde de biliyorsun kışlık lastikler takmanız daha gerekiyor. 1 Aralık 1 Nisan tarihler arasında antifriz kontrolün için yapılıyor o da Kışın motor soğutma suyunun donmaması için yapılıyor Antifriz biliyorsunuz motor soğutma suyuna ve Cam silecek suyuna konuluyor Aküye antifriz konulmaz bunu şaşırıyor bazen Birçok kursiyer unutmayın bunu da antifriz motor soğutma suyuna konuyor amacı nedir Soğutma suyu donmasını engellemek Aynı zamanda pası korozyonu da önler antifriz o da sınavlarda çıkıyor Dördüncü sorumuz şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir? Sindirime yardımcı olmak, vücut sıcaklığını düşürmek, beyne yeterince kan gitmesini sağlamak, solunumun düzenli olmasını sağlamak. Şok pozisyonunu biliyorsunuz. Ayaklar 30 santim yukarıya kaldırılıyor. Bazen 30 santimi soruyorlar. Burada cevabımız beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Zaten şokun tanımında ne vardı? yaşamsal organların yeterince kanlama yapmaması durumuna şok diyorduk. Ayağı yukarı kaldırıyoruz ki yaşamsal organlara kan gitsin. Yaşamsal organlar nedir? Beyin. İşte kalp bölgesi, beyin bölgesi. Yani ayaktaki kanı oraya sevk etmiş oluyoruz. Geçelim. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi hangisidir? Su kaybı, oksijensizlik, beslenme yetersizliği, karbon monoksit eksikliği. Cevabımız solunumda. Biliyorsunuz vücutta ne oluyor eğer solunum yetersiz olursa vücuttaki kan dolaşımı yavaşlıyor. Kan dolaşımı şöyle yani aslında yavaşlamıyor da şöyle söyleyeyim. Vücuttaki kanın içerisinde bulunan oksijen miktarı azalıyor. Daha doğrusu bu. Dolayısıyla oksijen miktarı azalırsa parmak uçlarında özellikle dudaklarda bu bölgelerde morarma görülüyor. Bunun sebebi oksijen miktarının azalması. Zaten solunum nedir? Oksijeni ilgilendiriyor. Bakın solunum oksijen. Unutmayın. Solunum biliyorsunuz bunu sorarsa yine onu da söyleyeyim. Ciğerlerden bahseder. Solunum sistemini ilgilendirir ciğerler. Dolaşım dediğinde kalp. Onlar da bazen çıkıyor. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağ tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek hangisine neden olur? Yağ ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masraflarının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Biliyorsunuz periyodik yağ değişimi yıllık bakımlarda, periyodik bakımlarda yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa üzerine sürekli ekleme yaparsanız azaldıkça bu da içerisinde motorun yani eksilen yağ normal yağdır. içerisinde kalan yağ sürekli katılaşır. Belli bir süre sonra yağ arkadaşlar kullanımdan dolayı da katılaşıyor. Sıvılığını kaybediyor, özelliğini kaybediyor. Bu da yenilerini ekledikçe bu çamurlaşarak motora zarar vermesine sebep oluyor. Ya neye yarıyor arkadaşlar? Parçaların birbirine sürtünmesini bakın. Parçalar birbirine sürtünüyor. Evde de kapı birbirine sürtünürse gıcırt gıcırt ses geliyor ya. Yağladığımızda ne oluyor? Bu ses gidiyor. Neden? Sürtünmeyi önlüyor. Sürtünme, Sürtünme önlendiği için de aslında parçanın ömrü de uzamış oluyor. Ee, aynı zamanda performans artmış oluyor. Aynı zamanda Eee ısınmayı da önlemiş oluyor. Ya, yağın faydaları bunlar. Isınmayı önler, performans arttırır, parçanın ömrünü uzatır. Sınavda çıkıyor diye onlar da söyledim tek tek. Geçtik. Aşa aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu işaretidir? A, B, C, D şıklarımız. Arkadaş burada kilefalarımızdan C seçeneği tabii ki sınırlamanın sonu. Yani önce 50 yazar. Mesela önce B şıkkındaki lefaı görürsünüz. Orada 50 ile devam edersiniz bir süre. Bir süre sonra o 50'nin üzerine bakın C C seçeneğindeki gibi siha döner lefa ortasından da çizgi çekerse ne diyor? 50 ile gidiyordun artık bu mecburiyetin yok diyor. Bu şekilde bu lefa. D seçeneğinde aradaki mesafe 70 metre olmak zorunda. A seçeneğini biliyorsunuz. Hastane yanlarında ve benzeri böyle yerlerde olur genelde ya da okul çevrelerinde falan yüksek sesle korna çalmak korna çalmak yasaktır. B seçeneği de azami hız sınırının 50 olduğunu gösteriyor. Geçtim sonraki sorumuza. Belediye sınırları içerisinde karayolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir? Karayollar Trafik Güvenliği Kurulu'ndan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanlığı'ndan. Belediye sınırı Bakın belediyeyi ilgilendiriyorsa belediye başkanlığıdır cevabımız arkadaşlar. Eğer belediye değil de şehirler arası yolda bir işlem yapılacaksa Karayolları Genel Müdürlüğü'nden olur. Geçelim. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletle azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 70, 80, 90, 100. Bunun cevabı da Tabii ki 100 olacak arkadaşlar. Ya bu biraz ezber sorusu. Hani bunu biz bile hepsini tam olarak böyle ezberleyemiyoruz arkadaşlar maalesef. Ama bazı kendinize bir süre pratik yaparsanız. Çünkü böyle çok zorlarını sormuyorlar. Özellikle şuna dikkat edin. Otomobilleri sorarlar. Otobanda sorarlar. 2022'den itibaren otomobiller otobanda 130 oldu. Onu unutmayın o çıkar. Bakın 2022 Temmuz'du zannedersem 130 oldu otobandaki otoyollardaki hız sınırı. Onu da unutmayın. Geçtik. Bunun tablosu var. Yine tablosunda yoruma bir arkadaş eklerse yorum kısmına diğer arkadaşlarımız da bakar. Vakit bulursam ben de eklerim. 10. sorumuza Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleriyle belirlenmiş alana ne ad verilir? Platform, yaya geçidi, geçiş yolu, yaya yolu. Normal taşıtların gittiği yollarda diyor. Cevabımız nedir? Yaya geçidi. Yaya yoluyla yaya geçidini karıştırmayın. Geçenlerde yine bu soruyu çözmüştüm. Yaya yolu arkadaşlar taşıt yolu değil. Bakın taşıt yolu üzerindeki işlem ise yaya geçididir. Ama yaya yolu dediğimiz yol zaten tamamen yayalara ait bir yoldur. Orada taşıt olmaz. Platform, geçiş yolu onlar Zaten bu soruyla alakalı değil. Arkadaşlar bu sınavımız da burada bitti. Videoyu baştan sona izleyenler eğer faydalandıysanız videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala destek olmuş olursunuz. Ne kadar çok beğeni biliyorsunuz. Benim için de o kadar çok daha fazla video üretiyorum beğeniler arttıkça. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu videonun yorum kısmına da şu anki soru çözdüğüm uygulamanın linkini bırakıyorum. O uygulamayı da indirip siz de bu şekilde sorular çözebilirsiniz. Hatta şuradan ana sayfaya gideyim. Bakın uygulama bu şekilde istediğiniz kadar soru var arkadaşlar. Bakın günlük sınavlar bir sürü günlük sınavımız var burada. Özel denemeler 20 tane. Yani toplamda bu uygulamada ortalama 2000-3000 civarı soru var. Göstergelere buradan bakabilirsiniz. Şurada mesela en alt sol, sol köşede pardon. Gece moduna geçirirseniz gözünüz yorulmaz. Yine burada puan ver kısmına da tıklarsanız bize de puan verirseniz Play Store'den 5 yıldız çok güzel olur. Onun haricinde sınavmatik diye bir bölüm ekledim. Rastgele bir sınav getirir size. 50 tane sorudan oluşan rastgele sınav oluşturur bu. Bakın böyle her tıkladığımda farklı bir sınavı getiriyor size. Onun için uygulamalar önemli. Bu uygulamadan soru çözmek istiyorsanız videonun açıklama kısmına bıraktım. İndirin çözün. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sınava gireceklere başarılar dilerim.